Evet, sonunda inşallah dedemizin mezarını bulduk. İsmi Erdoğan Öztürk. İstanbul'dan geliyorum. Benim dedem 1946 ile 50 yıllar arasında Sivas ile Ulaş ilçesinden Amasya'dan Erzurum'a askerlik için geliyor ve burada şehit oluyor. Babamlara şehit haberi geliyor. Babam o zamanlar 2 yaşında. Tabii o zamanlar köy imkanları, babamın da babası daha önce vefat ettiği için kimse çok fazla araştıramamış. Ama bizler hep dedemizin Merzifon ilçesinde bir mezarı olduğunu biliyorduk. Ve görevli olarak bir günlük Merzifon ziyaretim oldu. Bu arada ilk işim belediyeye gitmek oldu. Belediyede halkla ilişkiler bölümünde İlyas Bey ile, İlyas Eker kardeşimizle tanıştık. Kendisine durumu izah ettiğimizde sağ olsun çok ilgilendi bizimle. Öncelikle jandarma komutanlığını birçok yeri aradı. Biraz uzun sürdü. Açıkçası bir günde halledemedik. Daha sonra ben geri döndüm İstanbul'a ve birkaç hafta sonra kendisinden bir telefon aldık. Sevinçli ve güzel bir müjde verdi bize. Bir sonraki ay, yani bugün tekrar Merzifon'a gelmem gerekti. Gelince de ilgişim halkla ilişkiler birimine İlyas Bey'e gitmek oldu. Sağ olsun şimdi kendisi de benimle beraber şehitliğe kadar geldi. Şehitler Derneği Başkanımız Erol Bey'i aradık. O da bize elindeki belgelere göre izah etti. Açıkçası şu an çok sevinçliyiz. İnşallah dedemizin mezarını bulduk. Bundan tam işte 60 yıl sonra torunlu olarak gelip görmek çok güzel bir duygu. Biz Erol Bey'le de tekrar oturacağız. Bize kendisi izah edecek. Tabii bu isimler ve tarihlerde biraz farklılıklar var. Fakat o zaman daha 1950 yıllarındaki imkanlarla buldukları bilgiler bu şekilde dedi. Ve nüfusta kayıtlı ismiyle kullanılan lakaplarında farklılık olduğunu söyledi. Fakat o dönemde Sivas Ulaş ilçesinden Merzifon'a gelip askerlik yapıp ve burada şehit olan başka bir kimse çıkmadı. Dolayısıyla dedemizin mezarı olduğunu düşünüyoruz ve inşallah da gerekli girişimleri tekrar yapacağız, bunu teyit edeceğiz. Ve buradan Yas Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Merzifon Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi'ne sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olsunlar, bize yardımcı oldular.